Merhaba, ben Tuncay Can Polat. Yeni bir video serisinin ilk videosuyla birlikteyiz. Bu video serisinde Blender 2.91'e yeni eklenen özellikler, geliştirilen araçlar ve Blender 2.91'in full sürümü yayımlanana kadar ki süreci beraber inceleyeceğiz. Blender 2.91 şu an alfa versiyonunda, güncellemeler devam ediyor. Blender.org'a girip alfa versiyonunu indirebiliriz. Blender.org'a girdiğimiz zaman Dolant bölümünden Go Experimental dediğimiz zaman burada Blender'ın alfa versiyonunu görüyoruz. En son güncellemesi Ekim'in 13'ünde olmuş. Ben Ekim'in 11'inde indirmiştim herhalde en son güncellemeyi. Bunu da bir ara indireyim. Şu an buradan indirebilirsiniz. Tıkladığınız zaman direkt Dolant edersiniz zaten. İndirirsiniz ve masa üstünüze attığınız zaman bu klasörü çalıştırabilirsiniz Blender'ı. 2.91'in alfa versiyonu, deneysel versiyonunu, yani deneme versiyonunu bir nevi diyelim. Ya bu video serisinde Blender gelişimine de katkıda bulunabiliriz. Aklınıza gelen yeni fikirleri, yeni özellikleri Blender gelişim forumlarında paylaşabiliriz. Bu video serisi ayrı bir seri olacak. Diğer Blender ve Photoshop videolarımız devam edecek. Onlar ayrı, bu ayrı olacak. Blender 2.91 çıkana kadar artık yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Kaç tanesi olur bilmiyorum. Düşündüklerimiz ve ihtiyaçlarımızı hayata geçirebilmek için kullandığımız programın araçlarına ne kadar hakim olursak o kadar düşüncelerimizi veya ihtiyaçlarımızı program diliyle dijital ortama geçirebiliriz. Tabii ki bu söylediğim genel bir tanımlama aslında. Hani biliyorsunuz zaten öyle, normalde bu tabii ki dijital bir teknoloji. Bunun için bilgisayarlar gerekiyor. İyi bilgisayarlar gerekiyor. Teknolojik araçlar gerekiyor. Bunlar da ülkemizde gerçekten pahalılık söz konusu. Doların artmasıyla beraber iyice bu araçlar pahalılaştı. Bunlara da ulaşmak zorlaşıyor. Bu da gelişimin önünde bir neden örneğin. Böyle tonlarca neden üretebiliriz. Ama Blender'ın açık kaynak kodlu olması ve rahat ulaşılması, yani dilediğiniz gibi hemen ne yapabiliyoruz? İnternete girip indirebiliyoruz ve kurabiliyoruz. Bu büyük bir avantaj. Ya büyük bir nimet açık kaynak kodlu olması. Ve burada sadece Blender'a ne kadar zaman ayırırsak, ne kadar onu incelersek, ne kadar onun üzerinde yoğunlaşırsak o kadar gelişim, yani seviyemizi o kadar arttırırız. Herkesin belli bir seviyesi oluyor. Bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Biz de ne kadar odaklanırsak, ne kadar takip edersek o kadar gelişim sürecimizi ileriye taşımış oluyoruz. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu yani teknolojik deryalar, sonsuz deryalar zaten. Burada her gün yeni bir şeyler öğreniyorsun. Takip ettikçe öğreniyorsun. Herkes her şeye hakim değil. Öyle bir şey de yok zaten. Hepimiz öğreniyoruz. Üzerine katıyoruz ve belli bir seviyeye geliyoruz. Ne kadar zaman ayırabilirsek, tabii ki zaman kavramı herkes için değişir. Herkesin kendine göre işi gücü var veya öğrencidir veya şeydir. Ama ne kadar zaman ayırsa bu kadar iyi oluyor. Bugünkü inceleyeceğimiz özelliğe gelelim. Bugün obje yaratmayı göreceğiz. 2.91'i bakın ekranda görüldüğü üzere buraya yeni bir araç koydular. Add Cube, Add Cone diye 5 tane obje mevcut. Bunları mouse sürükle bırak yöntemiyle obje yaratabiliyoruz. Bu 3D Max'te de mevcuttu. Şöyle 3D Max'i açtım. Bir box yarattım. Auto Grid özelliğiyle dilediğimiz yerlere şöyle hızlı şekilde hemen objeleri yüzeyi XY olarak algılıyor, yani taban olarak algılıyor. Z ise onun yüzey normali, yani Z derinliği. Gelelim Blender'a. Blender'da bu araçları ekledi. Add Cube dediğim zaman mouse yoluyla birinci köşeyi, ikinci köşeyi veriyorum ve yüksekliğini vererek nesnemi oluşturuyorum. Eğer Shift tuşuna basıyorsam ilk olarak merkezi veriyorum. Şöyle.
Shift'e basarsanız tam bir kare yapmış olursunuz. Pardon, Shift'e bir daha basalım. Shift'i yapıyorum. Evet, Shift'e şöyle basarsak. İlk noktayı tıkladıktan sonra Shift'e basıyorum. Şöyle kare olarak ve küp yaratmış oluyoruz. Ama Shift'e basmasak dilediğimiz ebatlarda bir dikdörtgen prizma yaratabiliriz. Burada Surface veya 3D Cursor Plane veya 3D Cursor View diyerek değiştirebilirsiniz ayarlarını. Z ekseninde mi, yani hangi eksene doğru derinlik vermek istiyorsunuz? Bunu X, Y, Y veya Z olarak seçebilirsiniz. Şu an Z olarak kalsın. Bakın Z'yi seçtim. Buradan Surface seçelim. Dilediğim yüzeye nesnemi ne yapabilmiş oluyorum? Nesnemi X, Y olarak algılıyor o yüzeyi. Şöyle yüzeyi normalini açarsak şurada da herhangi bir tane nesneye girip edit diyelim. Buradan bakın yüzey normallerini görüyorsunuz. Buna göre de derinlik veriyor. Burayı kapatalım şimdilik. Seçtim. Yüzeyimi yatay eksen olarak algılıyor. Z ise yüzey normalinin derinliği olarak algılıyor. Yani seçtiğim yüzey X, Y olarak algılıyor. Z ise yüzey normali olarak algılıyor. Bunu X yapsak ne olacak? Bakalım. Yüzeyi XY olarak yatay eksen, normalde çizdiğimiz ilk ekseni Z ve Y ekseni olarak algılıyor yatayı. Z X yönü doğru ise derinlik veriyor. Bunu Y yaparsak X ve Z'yi yatayda algılayacak. Z ise derinliği olacak. Z yaparsak böyle olacak. Yani burada hangisini seçerseniz o derinlik vereceğiniz eksen olacak. Diğer iki eksen ise yatay bölümü oluşturacak. Yani bir nevi extrude verildiği gibi iki boyutlu bir nesne çizdiğimiz zaman X, Y'de çizdiysek Z olarak derinlik veriyoruz veya Z X'de çizdiysek Y yönünde derinlik veriyoruz. Bunlar o eksenler. Z olarak kalsın. Burada surface mevcut. Surface seçili olduğu zaman seçili olan yüzeye seçili, yani normalde algılanan yüzeye X yatay olarak algılıyor. Z ise onun derinliği oluyor. Koordinatı seçerseniz default olarak buradaki koordinatları baz alır. View'u seçersek şuradan hemen bakınız. Bakış açımızı Z olarak algıladı. Diğer bölümü X, Y olarak algıladı. Yatay olarak algıladı. Buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Yani buradan Surface'de yüzeyleri algılıyor. Default'sa koordinatları. Buradaki aktif koordinatları, koordinat algılıyor. Surface dedik. Bunların hepsini seçtim. A dedim, seçtim, delete dedim, sildim. Şuradan yine alışmışız artık oradan yapmaya. Objemi yarattım. Base veya Center. Base dediğiniz zaman burası Surface seçili. İki tane köşeyi veriyorum. Center dediğim zaman direkt merkezden çıkıyorum. Bakın önce merkezi veriyorum, sonra diğer köşeye kadar gidiyorum. Ve merkezden de derinliğini veriyorum yine. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Böyle gelelim. Bir tane küp yarattım. Buradan
Snap'lar yardımıyla da nesneleri çizebiliriz. Snap'ımı açık hale getiriyorum, aktif hale. Buradan Vertex'i seçiyorum. Buradan Surface'deyim. İki tane noktayı seçiyorum ve derinliğini veriyorum. Dilersen buradan Shift tuşuna basarak hem Vertex'i hem Edge Face'i seçebilirim. İkisini seçtiğim zaman köşeden tutabilirim. Bir de şu ortadan tutabilirim. Bakın şu ortaya geldim, algılıyor zaten. Tekrar seçtim. Yakaladım. Köşeden tutuyorum. Merkezden ortayı tuttum. Derinliğini verdim. Şuradan yanlıyor, daha iyi anlayabilmemiz için hepsi farklı renkli olsun. Cavity'yi de açalım. Şöyle. Burada mix yapabiliriz. Shift tuşuna bastığınız zaman snap'larda mix yaparsınız. Dilediğiniz hepsini de seçebilirsiniz. Veya sadece ihtiyacınız doğrultusunda dilediğiniz snap'ları seçebilirsiniz. Bu özellik 2.90'ın alfa versiyonunda da vardı. Sonra 2.90'ın full sürümünde çıkmadı nedense. Herhalde geliştiriyorlar. Şu an 5 tane obje var. Aslında burada add dediğimiz zaman, meshlere baktığımız zaman buradan normalde gelişmiş meshler de var. Aslında şuraya sadece parametrik olarak, parametrik değer olarak koysalar hepsi için geçerli olsa daha mantıklı olacak. Bu 5 tane yerine. Yani hemen objeye bir surface bölümü eklense, orayı işaretlediğimiz zaman yüzeylerden çizimi yapsak daha iyi olur. Silindir çizebiliriz. Çizdiğimiz zaman şuradan parametrik değerlere ulaşabiliriz. Veya çizerken de şuradaki işte segment sayısı, vertical nokta sayısı hangi türde olacağını falan seçip öyle de çizebiliriz. Bunu 16 yaptığımız zaman bakın 16 hemen burada değişti. 32 olarak kalsın. Dilersek buradan veya bunu yaptıktan sonra, çizdikten sonra buradan da değiştirebiliriz. Şuradaki parametreden. Küpü seçtim. Snap'ımdan sadece Vertex'i açtım. Şu Vertex'ten tutup şöyle çizimler de yapabilirim. Yanlış yüzeyi aldık. Center dediğimiz zaman Shift'e bastığımız zaman küp çizdiği gibi sadece dairede çiziyor, elips değildi. Shift'e basıyorum. Peki Center'ı seçtim. Center'ı kapatalım. Base yapalım. Pardon. Durum yaklaşalım iyice. Şöyle. Bu özellik bu şekilde. Yani dilediğimiz zaman yüzeylerle şekiller yaratabiliriz. Bazen çok işe yarayabilir. Çünkü önemli büyük bir projenin içindeyiz. Hemen yüzey bir tane nesne çizmemiz gerekiyorsa hızlı bir şekilde hemen çizeriz. Normalde yarattığımız zaman align'larla veya move, rotate, scale'le taşımamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde yüzeye çizdiğimiz zaman avantajımız olur. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu böyle bir özellik. Başka özelliklerle devam edeceğiz. 2.91'in yeni gelen özellikler bayağı var. Yani ciddi özellikler var. Bunları da yeni derslerde işleyeceğiz.
Şimdilik hoşça kalın. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.